Herkese merhaba dostlar, ben Emrah. Yepyeni bir Aylık Plus Oyunları bölümüne hoş geldiniz. Ya böyle söyleyince inanın yaşlandığımı hissediyorum. Daha dün tanıttık geçen ayın oyunlarını, sanki ben öyle hissediyorum en azından. Ve artık yeni ay, yeni bir ay geldi ve bu ayın oyunlarını tanıtacağım size. Şimdi Çılgın Plus bu ay gene bize çok çılgın iki oyun verdi. İlki bu görmüş olduğunuz Everybody Gone on the Rapture gibi bir söylenişi olan garip bir oyun. Oyundan kısaca bahsetmek gerekirse, böyle herkes kaybolmuş, biz kalmışız bir tek ortalıkta. Biz niye kaldıysak o da çok büyük bir gizem. Biz de bu kaybolan insanların neden kaybolduğunu çözmeye çalışan bir kişiyiz. Hemen start çocuğum diyorum. Oyunun müzikleriyle ilgili çok fazla olumlu yorum okudum ben. Umarım bize telif olarak girmez bunlar, copyright olarak. Oyunun inanılmaz bir gizem barındırdığını, mutlaka oynanması gerektiğini falan söylüyorlar böyle yabancı forumlarda. Çok fazla Türkçe inceleme bulamadım ben. İlk defa ben de sizinle birlikte oynayacağım. Şöyle kaydımıza da hızlıca bakıyorum. Neden kaydımıza hızlıca bakıyorum onu da açıklayayım ben. Dün akşam ben bir Mafya 3 bölümü kaydettim abi. Ve sanki bu işe yeni başlıyormuşum gibi oyunun seslerini kısmışım. Kendi sesim böyle tavan, ego tavan. Ve bölüm o kadar iğrenç olmuş ki. Yani oyunun hiçbir müziği duyulmuyor, benim sesim var sadece ortalıkta. This is Dr. Catherine Collins. Hikayeyi hemen susuyoruz. I don't know if anyone will ever hear this. It's all over. I'm the only one left. Geriye kalan tek kişi buymuş, Kate. Oyunun müzikleri ve soundtrack albümü diye şey yapıyorum. Şuna bakar mısın ya? Umarım buradan telif yemeyiz. Mümkün olduğu kadar konuşuyorum ama Chinese Room sunar diyor. Telif yememek için konuşuyorum şu anda. Oyunun müzikleri efsane abicim. Efsane ve şey gibi diyebiliriz. Journey'de, Abzu'da nasıl böyle müzikler size oyunun hikayesiyle birleşip bir duygu yaşatıyordu ya. Bunda da o yalnızlık hissini hissedeceğiz abi. Belki bunu seri olarak da çekebilirim bu oyunu. Eğer beni de sararsa. Ya da seriden ziyade şu grafiklere bakar mısınız abi? Evet işte oyunun, oyun içi grafikleri böyle. Tabii ki siz bunu 720p olarak izleyeceksiniz ama mutlaka PlayStation Plus üyesiyseniz bu oyunu oynayın abicim. Diğer oyunları da şuralara bir yerlere koyacağım listesini resim olarak. Diğer platformlara, PlayStation 3 ve Vita'ya gelen oyunların listesini de koyacağım ekrana bir yere. Abi şu grafiğin güzelliğine bakar mısınız? Biz şimdi şöyle bir gözlem evinde çalışan Kate isimli bir bayanız ve bütün herkes kaybolmuş. Kısaca olayımız bu şehirde, bu kasabadaki bu insanların neden kaybolduğunu çözmek. Şöyle bütün... şurada bir harita var sanırım. Evet, you are here diyor. Şu an buradasın diyor. Bulunduğumuz kasabanın bir haritası. Telefon mu çalıyor evladım? Ne diyor burada? I'm going to continue to broadcast for as long as I'm able. If I'm right, you should be able to pick up the signal right across the valley. The event has left markers. Bazı izler mi bırakılmış? Öyle bir şey diyor. Henüz anlamamışlar ne olduğunu. Ama anlamaya çalışıyorlarmış neler olduğunu. Böyle bir yardım sinyali bırakılmış buraya. Evet. Cevaplar diyor buralarda diyor. Her şey hepsi burada diyor. Cevaplar diyor ışıkta diyor. Allah Allah, ne ışığıymış o? Abi yalnız grafikler ateş ediyor. Fakat hızlı koşamıyor muyuz? Dur, kıpraştım. Bir telefon çalıyor orada. Alo. This is a special announcement by the Emergency Measures Committee. Evet. Due to exceptional circumstances, radio and television in this area has been brought under the control of the EMC, evet, as per the Crisis Preparedness and Action Bill of 1982. Keep your radio and television on at all times.
Stay indoors and avoid contact with other people. Bir acil durum oluşmuş. Ne olduğunu çözememişler. Panik yapmayın. Televizyonlarınızı açık tutun. Televizyonunuzu, radyonuzu, evinizde kalın falan filan diyorlar bize. Yeni güncelleme gelişmeler olduğunda bize bilgi verilecekmiş diyor. O ne? Oo, ışık dediği şu ilerideki zımbır. Burada ne var abi? Bir anda yok olmuş galiba insanlar. Ve ne oluyor evladım? Bunlar ne? Grafikler çok iyi. Çığlık mı duyuyorum ben ya? Bir saniye. Burada etrafta uçuşan bir şeyler var. Fısıltı var. Oo, gamepad'le etkileşim var. Süper. Gamepad'imizle etkileşim. You two will be the only staff on site for this rotation. I'm just saying, if the main gate's power fails, then there's no way in or out of the observatory. That's why there are backup generators. Jesus, why the hell are we even discussing this? Just don't you come running to me if you get locked in. If we get locked in, we won't be able to come running to you, will we? You let us worry about the clever stuff and you can concentrate on sweeping up leaves and changing light bulbs. Happy? Now piss off. That was unnecessary. Just because you're angry with me doesn't mean you have to take it out on everyone else. Kate, can we just talk about this? Steven, I'm done. Aa, biz de buradaymışız. Dur bakayım. You prep the arrays. Kate, bizdik. Kate. Efendim canım. I love you. Ben de seni seviyorum canım benim. You know that, right? Kocamız galiba. Böyle söyleyince de garip oldu yani. Kate'in kocası galiba. Come on, let's get started. Hadi bakalım. Abi, bütün ipuçları ışıkta diyordu ve ışığı bunlar galiba bizim hafıza parçaları gibi şeyler böyle. İnsanların şeyleriyle. Nereye gitti ya gökyüzü? Yalnız ışık geldiğinde hava karardı ve gece oldu. Gökyüzü manzarası müthiş, muazzamdı. Save aldı. Dur bakalım. Yani yıldızlar falan efsane olmuş abi. Ya grafikler ateş ediyor zaten. İlginç. İlginç bir deneyim olacak abi bu oyunu oynamak. Şimdi gidiyoruz bakalım böyle. Yalnız bunun koşması falan olsaymış çok da güzel olacakmış. Kaydımızı da kontrol ederekten. Abi. O kim? Bu iyi mi? Kötü mü? Dost mu? Düşman mı? Şurada bir şey mi var? Daş mı var orada? Daş yok mu daş? La sen kimsin? Selamun aleyküm. Jeremy. Dur bakalım. Dur. Ne oluyor lan orada? Bakar mısınız yerdeki ışık değişimlerine, gölgelere? İlginç. Abi çok iyi ya. Jeremy denen ışık. Bunun ismi Jeremy galiba. Ne anlatmaya çalışıyorsun evladım bana? Ne var burada? Well, I suppose from that we can assume that they really are serious about this whole quarantine thing. If Mrs. Boughton wandered off that way before they closed the road, I suspect we'll never find her. Not until this whole thing blows over. Well, it's more than a little odd. I mean, this is Yorton, for goodness sake. There was no need for them to be so rude. Well, if they are so concerned that they are willing to close off the roads, I suspect they would argue that there is every need. What is certain is that for the time being, none of us are going anywhere. But he had a rifle, a soldier with a rifle, in Shropshire. The world's gone stark raving mad. I've a good mind to write to my MP. You do that, Barb, and I'll personally deliver it for you. Once this blockade is removed anyway. Come on, Bob. I can't spend all day chasing pensioners around the valley. The surgery won't open itself. I need to grab some paracetamol when we get back as well. Cracking headache all of a sudden. Bu anıyı ben başlatmadım. Bu kendiliğinden başladı. Bu Jeremy isimli ışığı, sanırım ışığın ismi Jeremy, takip ederken
İşte kasabayı kapatmış askerler falan böyle onun hakkında konuşuyorlardı. Yalnız ortam çok efsane. Şuralara gidebiliyor muyum? Bir telefon daha çalıyor orada. Ama önce bir şunu kontrol etmek istiyorum. Açık dünya olayı. Evet. Burası kısıtlamış mı? Geçemiyor muyum? Ama buradan dolanabilirim herhalde. Her yer böyle çit değildir ama çitmiş. İlla ki geçebildiğim bir yer vardır. Abi grafikler çok iyi ya. Bakar mısınız şöyle çevre modellemesine? Efendim canım ne aradım be? Ne aradım be? Aç bakayım. Who's that? Hello? Kate, if you can hear this, you need to shut down the optical array. It's you. Aa. Who's that? Hello? Kate, if you can hear this, you need to shut down the optical array. It's using the observatory as a conduit to reach us and it started spreading its range beyond the valley. Kate, we can't afford to let it do that. It's getting stronger. I'm going to call Clive back and I'm going to force him to order the strike. I just don't see what other choice we have. God knows if it will work. We need help. Bir sus ya. Abi uzaylılar falan mı geldi? Ne oluyor? Anlamadım ki. Yalnız hikayenin şeyini çok fazla girip de size spoiler vermeyeceğim. Detaylar konusunda bu taksi logosu benim çok hoşuma gitti. Sullivan'ı arayın falan diyor böyle işte taksiye mi ihtiyacınız var? 10 numara yapılmış abi. Bu arada oyun İngiltere'de geçtiği söyleniyor. Yani bir İngiliz kasabasındayız. Böyle ufak tefek yabancı forumlardan tüyo aldım. Şöyle bakıyoruz. Bu arabada bir olay var mı? Bir yansımamız falan da yok. Biz neyiz ya? Yüzü müydü o yansıyan? Yok. Ne, kim olduğumuz belli değil şu anda. Hızlı koşmamız yok. Eksi yanlarından biri. Ben hızlı koşmayı tercih ederdim. Böyle sonuçta bir panik havası yaşıyoruz değil mi? Yani insanlar yok olmuş ve etrafta uçuşan ışıklar var. Çocuğum. Don't be so hard on yourself. We've all had rejections. You haven't. Come on. We'll look at the figures, tighten up the data, and resubmit. Your core idea is sound. You just got the number slightly wrong. Don't patronize me. I'm not patronizing you. I think you are a brilliant man, Dr. Appleton. Listen. Şu gökyüzüne bakalım, gökyüzüne. Abi bakar mısınız? Az önce bahsettiğim şey. Ya sanki dünyada değil miyiz biz acaba ya? Ama İngiliz kasabası diyordu. Böyle gözüküyor mu hakikaten ya? Ben hiç böyle yıldız kümesi görmedim gökyüzüne basınca diyorum, bakınca. İlginç. Böyle görünen yerler var mı acaba? Varsa neresi? Biz de götürün. Abi ışık ne? Yani bu hatıraları ben nasıl görüyorum? Neyim ben? İnsanlara ne oldu? Çok merak ediyorum şu anda bu oyunu. Mutlaka bitireceğim. I'm surprised I haven't erected a statue in your honor yet. Çok ilginç bir oyun ya. Daha önceden böyle bir denk gelmişti. Bir indirime girmişti, bir incelemiştim ben. Videolarına bakmıştım, oynanış videolarına. Böyle bir garip gelmişti oyun. Sonra satın almamıştım. Şu an hani bu oyunu oynayacak kafada değilim diye. Ama şu an bir oyunun içine girince bir ilgimi çekmedi değil. Bu ışık kayboluyor galiba. Biz bununla etkileşime girdikten sonra ışığı kaybediyoruz. Burada ne var? Abi böyle şu ortamın güzelliğine bakar mısınız ya? Bak müzikler. Bunlar bir yere gitmişler. Şu an yokuz falan diyor. Bakayım. Ha, indirim günü falan. Abi her şey kalmış ortalıkta. Bir anda yok olmuş bu insanlar ya. Bakayım. Nereye gittiniz çocuğum siz? Açılıyor mu bu? Oo çok iyi. Bak. Sigaraları var daha burada. Daha yeni yok olmuşlar bunlar. Tuvalette kimse var mı? Giremiyorum. Yani uzun bir zaman da olmamış kaybolalı bunlar. Bakar mısın? Sigaraları falan tütüyordu orada. Burada var. Şu an neredeyiz? You are here yazdığı bir yer var mı? Yok. O ne lan?
İlginç şeyler var burada. Arka tarafa dolanmadan önce şu karşı binaya girebiliyor muyuz? Onu deneyeceğim. Bak, Jeremy orayı gösteriyor bize. Gel diyor. Burada bir şey var diyor galiba. Ama ben şuraya da bir bakmak istiyorum. Bütün binalara girişimiz var mı? Karantina. Burası karantinaya alınmış bu bina. İlginç. Acaba gece olunca falan, ama gece gündüz döngüsü sonuçta bir anda değişti falan. Hani bir şey saldıracak mı veya böyle bir karanlık güç çökecek mi diye merak ediyorum. Bir. One, four, zero, six, zero, four dedi. Bizi... The whole thing reminds me of high school. Bir rakam sıralaması veriyor ama. Abi dur, bir hatıra falan mı var? Bir eğilme kalkma bir şeyimiz yok. Abi çok garip hissettim ben. Çok çaresiz hissediyorum şu anda. Ve buradan çıkıyorum. Korktum da biraz. Ne yalan söyleyeyim. Abi bu arabalara falan niye binemiyoruz ya? Jeremy neredesin? Çocuğum, evladım, ışığım. Garip sesler, garip müzikler. Kimsenin olmayışı. Abi nasıl bir dünyaya geldik ya? Aa, mekana bak. Ha. Malzeme yeriymiş. Ben de böyle içeride televizyon falan keyif. Ya rüzgar ağaçları oynatıyor ve onların hışırtısı kulaklığa acayip bir böyle bir... Aa, girdik eve. Dur. Eve girdik. Dolaba bakalım. Fenerimiz mi var? Yo. Işığı yakmışız abi. Dokunabiliyor muyum başka burada bir şeylere? 607. Burası ne? Yalnız böyle karşıma bir şey çıkardı hop. Hello. Oh, Amanda, I thought you'd left town. We tried. We did try. But they've closed all the roads and you can't get through and then George and Ben said they had headaches and then they started bleeding. Kafası ağrımaya başlamış ve bir anda kanama başlamış, burun kanaması. Çok korkmuş. Dehşete düşmüş. So Neil turned the car around and we saw the house was open and I know we shouldn't have, but we just came in to clean up the kids and çocuklar gelmeden temizleyeceğim falan filan. Hala da kanıyormuş galiba. Çok da yorulmuş falan. Everything will be all right. Vallahi hiçbir şey de all right olmamış yani yavrum. Şu an olmadığınıza göre pek de başarılı sayılmazsınız. Burası açılıyor. Bir de dikkatimi çeken nokta, hiç fotoğraf yok galiba ya. İnsanların fotoğrafları yok. 6 saat önce başlamış. Her yerde kanı var. Why don't we go and look together? Aa, Jeremy. Az önceki ışık Jeremy. Bu Jeremy mi acaba? Bu Stargate. Doğru, Stargate SG-1'da vardı böyle bir hikaye işte. İnsanlar öldüğünde öbür dünyaya geçmiyorlar. Başka bir varoluş düzeyine evriliyorlar. Böyle ışık oluyorlar falan. Bunda da mı ışık oldular acaba? Neil? Evrildiniz mi lan? Ben çıkacağım yukarı önce. Neil, önce ben çıkacağım. Saksı değilim ben. Abi çok korkunç değil mi ya? Şu görüntü bile korkunç ya. Evin içinde bir ışık hüzmesi geziniyor. Açılmıyor. Ve ben de buralarda geziyorum. Abi duman altı mı burası? Çocuğum. Bu ne? Bir su damlaması. Ne diyor?
Annesini çizmiş. Burası neresi ya? Biz niye buradayız? Amacımız neydi ki? Sebebi neydi ki biz buraya geliyoruz? Şu oda kaldı bir tek. Ve ben kendimi göremiyorum. Hiçbir yansımada yokum. Başka insanlar da yok. Biz bu burası galiba burada bitiyor. Pek de bir şey yok. Şurayı bir daha kontrol edeyim. Belki açılır mı diyeceğim. Yok. Bu odada etkileşime girebileceğim bir şey var. Ben bastım ya. Kendimi geriyorum. Heh, açtım ışığı. Abi cevap ışıkta falan diyordu ama. Dışarıya bir bakalım şöyle. Hiç hareket eden hiçbir şey yok. Orada bak. Bak 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 bak, ışık gidiyor bak. Onu bulacağız abi. Onu bulacağız. Neyse. Bakıyorum şöyle, bayağı da bir vakit olmuş. Abi oyun çok acayip, böyle bir atmosferi var oyunun. Ben kaptırdım, gidiyorum. Oyunu bitireceğim neredeyse. Bu incelemeden ziyade Let's Play'e dönüşecek. Şöyle durduralım. Durduralım. Hemen diğer oyunumuza geçelim. Biraz da onu inceleyelim. Bu oyun hakkında kısaca bir şeyler söylemem gerekirse, size inanılmaz duygular yaşatan garip bir oyun. Ben şu an hem korkuyorum, acayip gerildim ya. Böyle tek başımayım yani. Ne olduğunu bilmediğimiz bir yerde tek başımıza dolaşıyoruz. Garip bir oyun. Hani Plus bu ay kötü oyun verdi falan diyenler olmuş. Bence oynanması gereken bir oyun. Hemen diğer oyunda görüşmek üzere. Plus oyunlarının ikincisi Deadly Tower of the Monster oyunuyla karşınızdayım. Yönetmenmiş Dan Smith. Wait, not yet. Sorry sir, this is just the DVD menu. The movie hasn't started yet. Film daha başlamadı. Ben yönetiyorum falan filan gibisinden bir şeyler dedi. Bu sadece DVD menüsüymüş. Hadi bakalım. İlginç bir oyuna benziyor. Ben böyle oyunları severim biliyorsunuz. Böyle garip oyunları severim. Hemen şuradan options'a bir girelim. Kontroller genel olarak tamam. Altyazı var mı? Ona bakacağım. Yok. Audio settings. Abi müziği biraz kısalım. Tamam. Müzik olmasın. Müzik olmasın. Tamam. Hemen girelim. Evet, new game. Konusu hakkında hiçbir fikrim yok. Neyi anlatıyor, onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Böyle internete girdim ama kimse böyle doğru düzgün bir inceleme yapmamış. Sadece bir Let's Play serisi çeken birkaç yabancı YouTube kanalı vardı. Onlar bir şeyler yapmaya çalışmış ama çok da incelemedim işin açık yanı. Böyle tatlı, güzel, tatlış bir oyun. Bu bir film diyor. İşte ben Dan Smith, bu filmin yönetmeniyim diyor. Falan filan. Tamam çocuk. O ip mi lan onda? İp vardır ip. Bir yönetmenin gözünden bir film sahnesini oynayacağız muhtemelen. Bir astronotuz. Nasıl bir astronotsak o da çok garip bir astronotuz. Birinci bölüm. Ooo. Şunu da... Geminin bir şey reaktörü hasar almış ve burada parçalanan kutular. Bundan diyor atak yapacaksın diyor. Tutorial bölümü, evet. Size ne yapacağımızı, ne edeceğimizi öğretiyor. Şöyle geziyoruz. Şuna da vuruyoruz. Uzay copumuzla. Abi bir ışın kılıcı falan koyar ya. Job nedir lan? Bildiğin job lan, uzaydayız. Adamların elinde kılıç var. Onlar... Barış için geldik. Ama onların pek barışçıl olduğunu göremiyoruz. Ooo reis. Yalnız çok efsane değil miyim ben ya? Ne oluyor lan? Vallahi alayınızı zoparlarım sizin. Hop. Dur bakayım. Garip gezegende. Bu ne?
Şu an altyazıyı hiçbir şekilde okuyamadım. Olaya odaklanacağım derken. Abi sen o kafama vurdun. Aha, aşağı düşüyorduk. Holy smokes. Ne oluyor ya? Abi burası neresi? Nereye düşüyorum ben? Niye benim bir jet motorum falan yok? İple bağlıymışım ben zaten. Şuraya ineceğiz galiba. Oo, hızlıca düşebiliyorum. Ve geldim. Saman mıydı lan onlar? Grain silo or some haystacks down and it solves all your gravity related problems. Bunları kırıyoruz. Abi böyle şeyleri kırmayı severim. Bunların ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şurada bir yuvarlak gösteriyor ama burası bizim çıkışımız galiba. İnsanlar bu tarz oyunları oynamak istemiyorlar. Böyle insanlara kalsan hani Plus bize niye böyle Mortal Kombat vermiyor, işte Uncharted vermiyor bilmem ne. Ya arkadaş bu oyunlar gayet zevkli oyunlar, eğlenceli oyunlar. Niye oynamıyorsun? Sen şu oyunu oynamadan niye ön yargıda bulunuyorsun? Al oyna, sana bedavaya oyun vermiş adam. Yani ooo tiplere geldi. Dinozor mu? Ulan uzay... Şöyle biriktirip hop küt diye vurabiliyoruz kafaya. He, bundan yoruluyoruz ama bir süre. Çocuğum. Çocuğum. Şimdi biriktiriyorum. Yorulmuyormuşuz ya. Sadece anlatım girdi galiba oraya. Tamam. Tamam çocuğum, tamam sakin. Böyle yuvarlanabiliyoruz bak, yuvarlak tuşuyla. Yuvarlak da evet. Şöyle biriktirelim. İyi, otomatik kilitleniyor olması güzel. Fizik motoru eğlenceli. Böyle vurduğun zaman işte o onun üzerine çarpıyor falan. Güzel, güzel, güzel. Vallahi billahi dinozor, minazor dinlemem. Senin soyunu kurudurum. Raygun. Bunun mermi süresi ıvır zıvırı var mı? Oba! Gel çocuğum gel. Oo, kafayı vurunca. Gel evladım gel. Bu doluyor mu? Ha, şarj oluyormuş. İyi, güzel. Maymun mu lan o? Oğlum nasıl bir gezegene geldik biz ya? Ha, bu bizdenmiş. İmparator maymun konusunda yardım mı istedi? Bir şey oldu. Canımızı doldurduk. Ne oldu lan? İki vurdum. Hemen canı ağzındaymış. Bak 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 bak. Sen kimin maymunusun lan? Maymun ederim oğlum seni. Gel. Aduuu çat. Ooo, ok atan maymun yapmışlar. Çanağınızı manağınızı kırarım sizin. Çakallar. Çakal da değil, maymunlar. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şöyle kıralım abi. Ne varsa lootlayalım. Biz lootçu adamız. Eski lootçulardan kim kaldı? Şu an diğer tuşlar pek bir işe yaramıyor. Buraya girebiliyor muyum? Yok, giremiyorum. Hemen şöyle kırmaya, yarmaya, bölmeye geldik diyerekten. Abi süper, 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 süper. Şimdi copumu çekeyim bile. Şöyle dalayım buna. Boss mu? Vallahi boss dinlemem, alayınızı döverim. Bu ne?
checkpoint. Our props master tried to make the weapons soft, but çok ilginç bir şekilde garip, zevkli, eğlenceli bir oyun. Yani amaçsızca yapılmış ama eğlenceli bir oyun. You'll notice the gold disappears. Gel çocuğum, gel. Şöyle copumu şarj edeyim de. Aha. Ne oldu lan orada? Ben niye vuramıyorum sana? Vallahi kafana sıkarım seni. Ölün çocuğum, ölün. Beni maymunla falan muhatap etmeyin ya. Şu an ne yaptığıma dair. We had to redo these shots. Our first attempt was kind of a disaster. We tried using real legs, but it cut down on the costume budget a bit. But have you ever tried working with apes? They are the worst actors ever. They don't sit still for a moment, and the second you take your eyes off of them, they're flinging their feces all over. Oyunun hikayesine dair hiçbir şey anlamış değilim şu anda. Sağa sola bakmaktan, bir şeyleri parçalamaktan. Had to take more than a couple of showers. Abi çocuğum, kaçar mısın oradan? You know, you never forget the smell of monkey poo. We steam cleaned the studio top to bottom. Still never got rid of. Ne oldu ya? All through the rest of the shot, we kept. Oba, bana bir tane vuruyor. Feleğim şaşıyor. Şöyle copumu hop, kafasını yararım onun vallahi billahi yardım kafayı. Şurada ne var? Abi burada güç kalkanı mı var? Maymunlar teknolojiyi nasıl bulmuşlar ya? Görüyorsun değil mi? Maymun deyip geçmeyeceksin abi. Teknolojinin canına okumuşlar. Güç kalkanları var maymunların. Bu bizden, dur. Dost bu. Yardım istiyor bizden. Yardım edeceğim çocuğum ben sana. Dur. Bunların ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama puan falandır herhalde ya. Bize. Şöyle çift zıplama olaymış, bir de buralara çıkaymışız. Oraya atlamayacağım şimdi. Zaten orada bir kalkan var, bak o tarafa geçemiyoruz. Aaa, mega goril mi? Dirilecek mi lan? Oba, tipe bak. Unfortunately we skimped on the Dick Starsky puppet a little. Görsel efekt mi bunlar ya? Aa, ooo. Man is not for you to eat, fiend. Dünyalı dedi. Well, this was groundbreaking. We had the woman rescuing the man for once. We were really ahead of our time with this scene, but well, then again, I've always been. Senin special power'ın neymiş? The studio exec didn't seem to get why it was such a big deal though. Dur bakayım. Dur 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 dur. Of course. It's unusual. A woman would never save the man. It just doesn't happen. Not in the movies, not in real life. Abi çok kalabalıklar ya burası. Why we didn't get more recognition for this scene. I guess I was just a little too ahead of my time. Yalnız kadın biraz zayıf. Kadın zayıf. Çocuğum gel, ceryanı yersin vallahi billahi, gözünün üzerine basarım ceryanı. Adamı bırak. Adamı bırak. Abi amma çok uzaylı varmış burada da ya. Tabii uzaylı olunca normal yani. Aa, kazandık. Garip kadın diye. Magnificent Scarlet Nova. Ulan biraz daha isim koyaydın. Bunun gözleri yok gibiydi ya bir an. Hmm. Teleportun mu var senin? Şu teleport işini bir çözelim, dur. Where is this place? This is not my father's chambers. You have disobeyed me for the final time, Scarlet. Enjoy an eternity in the Tower of Eternal Solitude for all eternity. Ha, the old fool did not notice I am wearing my jetpack.
Hadi bakalım, jetpack'imiz varmış. Dur bakalım, uçabileceğiz mi? Booster usage. Jump. Nasıl at? Use booster. Survive deadly fall. Buradan atla diyor. Ama diyor şeyi kullanma hemen diyor. Ölümcül düşüşten kurtulmak için kullan diyor. Ve bize garip bir ışın silahı verdi. Nasıl değiştiriyorum abi? Scarlet didn't quite realize she needed to shoot those energy orbs down below. Keep in mind, Stacy was doing this on a soundstage, okay? Buradan nasıl kurtulacağız abi? R1'e basıyorum. Tamam. Şuradan basacağız. He, bak. Aşağılara ateş etmek için bunu kullanıyoruz. Bu bunu. Başka bir şey de yok edemiyorum galiba. Tamam. Çocuğum. Şurada da mı var? Aynen. Güç kalkanım bunlar. Hop. Ölümcül düşüşten yırttık. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aferin. Nefis. Enfes. Ve garip uzaylı alarma geçti. Bunu ben bir yukarıdan indirivereyim de. Bu ne? Gel evladım. Dur. Gel çocuğum, gel. Atlayabiliyor muyum? Atlarım. Jetpack'im var. Çok da güzel inerim. Ah, the energy imp. Such a neat effect. We had to paint each movement frame by frame and superimpose it in live footage. Lan ne garip uzaylılar varmış. Ooo, Allah ıslattı bizi. Işınlarım seni. I'm pretty much useless if I don't get a solid 10 hours a night. But they were at it forever. They had to redo it all because I accidentally told them red instead of blue. Şu an full konsantrasyonum yalnız. Konuşamıyorum bile. Bir tane daha gelecek muhtemelen. Gelmedi. İlginç. Çift zıplama varmış bak. Yo. Çift zıplama değil. Arada böyle uçarak geçebiliyoruz. Evet. Curses. My father revoked my access to the teleport terminals. I shall only be able to utilize the ones I activate manually. Teleport terminallerinde sıkıntı varmış. Elle aktif etmesi gerekiyormuş. Bakalım teleport konsolumuza. Nerelere gidebiliyoruz? You are here. Ve ışınlandım çocuğum. Evet. Geldik. Ah, I knew you would return. Puny Earthman, you shall help me overthrow the Emperor. Why would you turn against your own father? How do I know I can trust you? Ah, this scene. This is practically Shakespeare in outer space. Just as the entire planet does. And, Patrick, what's wrong with the video? Sorry, sir. Technical problems. Darn it, we're missing some really good writing here. Hadi bakalım. There. Sorry about that. Şimdi. Well, we just passed right by her big scene. Hemen burada durduracağım. Evet. Pause yaptık. Güzel de bir şey uydurmuşlar. Kısacası bu oyunda da bir filmin içindeyiz. Yönetmen bir şeyler anlatıyor. Biz de o filmi yaşıyoruz. Yani biz filmin içindeki aktörleriz. Böyle bir oyun diyebiliriz. Çok garip oynanışı, oynanış mekaniği var. Ben keyif aldım işin açık. Yani böyle birkaç dakika oynadım ama güzel, zevkli. Onu döv, bunu döv. Hack and slash tarzında, böyle, slash dedim, slash tarzında ilerleyen. Güzel bir şey ya. Böyle gelenleri dövüyorsun, pataklıyorsun falan. Çok fazla hani kafa yoracağın bir şey yok. Güzel. Hedef al, vur falan. Sadece işte şeyi ayarlıyorsun. Ayarlıyorsun böyle zıpla hopla o zaman böyle. Güzel bir oyun.
İşin açık yanı, Plus gene bu ay bize iki güzel oyun vermiş arkadaşlar. Yani oyun vermesi demek bize kalkıp da sürekli böyle güncel oyunlar verecek. İşte NBA verecek, FIFA verecek falan değil. Bu arada benim görüntüm şu an fark ediyorum donmuş ama umarım şey düzgün kaydediyordur kamera. Buradaki görüntü donmuş. Bilmiyorum ne durumda. Ama sesimi ayrı kaydettiğim için muhtemelen gelecektir. Şu anda fark ettim. Çok garipsedim işin açık yanı. Neyse. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizin için böyle bir bilgi olmuştur küçücük böyle ne indireceğinize dair. Bu ayki oyunlara dair. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine de beğenmeyi. Ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki Plus oyunlarında, yani önümüzdeki ay görüşmek üzere. Tabii ki arada bir sürü video izleyeceksiniz ama bu bölümde önümüzdeki ay görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi seyirler.